Gel. Tyson. Tyson. Ne haber Oluş? Evet. Şuradan bir göstereceğim ama. Sağ ol. Çok kibar ve merziksiniz. Sağ ol. Abi bu nedir ya? Gözünü seveyim. Motosiklet. Peki en ağır eleştirilerini yap. Lastikler anla saldık. Severim. Ya, kayıttayız. Kayıt. Açılışı Maxim'in boya atölyesinden yapıyorum. Sekodo Sakal kanalından herkese selam, sevgi, saygılar olsun. Buradayız çünkü önemli bir iş için gelmiştik buraya. Bayağı bir zaman oldu. Siz de çok beklediniz biliyorum ama bir sürü araya işler, güçler, bir sürü şey girdi. Sağlık problemleri, annemle ilgili. Ondan sonra motosiklet, kendim ilgilendiğim bir takım işler artı kendi bulunduğum şirket bünyesindeki yoğun iş yüzünden bugüne kaldık ama çok güzel geldim gördüm sizden önce çok mükemmel bir iş becermiş Maxim. Maxim'in yanına gideceğim hemen onunla konuşalım çünkü bugün Delight'ın parçalarını almaya geldim. Maxim selam. Merhaba. Yanına hemen geçiyorum. Hoş geldin Serkan. Ne yapıyorsun iyisin? İyiyim. Abi geldim şu uçtan gösterdin müthiş bir şey olmuş. Teşekkür İkimiz aynı ederim. Karede olalım yanıma Teşekkür gel abi. Ederim. Senin atölyendeyiz. Biliyoruz burası genelde bir kargaşa halinde. Çünkü neden? Kahveni, çayını, her şeyini alıyorsun. Ondan sonra bir de köpeğin var. Çok tatlı. Onu da göstersene Yılmaz Utku. Şişt, gel. Tyson. Tyson. Ne haber Oluş? Bir de bu adam var. Kedi var derken işleri var. Maxim'le bir araya gelmemiz biraz zorlaştı. Onun da böyle bir telaşesi oluyor. Evet. Şuradan bir göstereceğim ama. Bu kadarcık göstereceğim. Adamın yaptığı iş bu. Bir de bittiğinde tamamlayıp gösterdiğim zaman görürsün. Abi bunları almaya geldim. Çok teşekkür ediyorum. Senin işler nasıl gidiyor? Bu arada sen anlat. İşlerim çok yoğun Serkan. Evet. O yüzden başım kaldıracak halim yok. Ne işler alıyorsun? Ondan da bahsedelim mi biraz kısaca? Çünkü herkes bilsin. Yani yaptığın işi görsün istiyorum. Genelde... Boya işleri oluyor. Tabii motor. Tabii genelde ama boya işleri. Ama sen boya deyip de böyle boyayı geçmiyorsun. Custom işleri çok alıyorum. Custom işi çok yoğun evet. Şey yapıyor. Yeri geliyor gitar da boyadığını biliyorum. Tabii tabii. Değişik boyuyorsun. Objeler çok boyuyoruz. Heykel, işte gitar olsun, elektro gitarlar. Ya değişik objeler boyayabiliyorum. Yani motoru baştan alınmışçasına boyuyorsun. Hatta kendi şeyini de katıyorsun böyle dizaynlarını. Kesinlikle evet. Yapıyorsun. Ekstradan o ben de kendimden bir şey katıyorum. Abi çok başarılısın. Gerçekten çok, çok güzel işler mutlu çıkıyor. Mutlu olduysan ne mutlu bana. Ben her zaman mutlu oluyorum ki müşteri de yönlendiriyorum. Kendim de geliyorum zaten. Oradan mutlu olduğumu anlardım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok her kibar şey için ve teşekkür ederiz. Sağ ol. Görüşürüz. Kalıbını da severim. Kayıttayız. Kayıt. Evet, Tuna Motosiklet'e geldik. Harun'u tanıyorsunuz zaten. Merhabalar efendim. Satıştan sorumlu kişi Mehmet de ustamız. Delight'ın parçalarını beraber takıp burada bir araya getireceğiz. Mehmet Bey servis sorumlusu arkadaşımız. Evet. Motosikletlerden sorumlu. Sorumlu. Şimdi lastiği bir takalım mı abi ilk önce? Şimdi öncelikle Serkan abi motor hakkındaki düşüncelerimi sordu. Hangi motor diye burada bir aradım 10 dakika önce. Dediler ki bu. Dedim iyi hayırlısı olsun. Abi bu nedir ya gözünü seveyim. Motosiklet. Granajları bir kere evet. Böyle harika bile olsa bu motor arkadaşlar. Gel başında konuş gel. Muhteşem bir şekilde ateş etse bile ben Serkan abiye gıcıklık olsun diye eleştireceğim. Çünkü benim istediğim rengi yapmadı. Peki en ağır eleştirilerini yap. Ben öyle istiyorum. Yani böyle bana hate şey diyorlar buna. Hate diyorlar değil mi Yılmaz Utku? Kamera arkasında da oğlum var. Yılmaz Utku. Hate, hater mı diyorlar? Hater. Hater biliyor musun abi? Yani YouTube'da sevmeyen, seni sevmeyenlere acımasız hater diyorlar. Evet, acımasız. Sen deniyor. Hater gibi davran abi. Ne düşünüyorsun? Abi, bir kere motor hakkında kötü bir şey düşünemeyiz. Yamaha Delight. Yani olumlu bir şeyle başladık. Haksızlık etmiş oluruz. İkincisi telefonumuzu sessize alalım. Bak abi. Ben Serkan abiyle sadece renk konusunda çeliştim. Benim istediğim bu motora komple Nardo gri.
Gerekirse bu Ice Flu'daki gibi mavi. Şey özür dilerim mavi değil. Ice Flu seramik ice'daki gibi sarı ya da turuncu detaylardı. Yani hep baştan beri söyledim. Ama bana daha, göre çok daha güzel oldu. Takılmadı. Bir takıldıktan sonra o renk konusunu konuşalım. Kesinlikle şimdi çok güzel söyleme. Olacak. Ha. Kesinlikle çok güzel ama olacak. Ama acımasız ol dedik. Yani beyaz bile olsa, beyaz ben motorda sevmem bu arada. Ben o yüzden beyaz bile buzdolabı olsa dedim. Buzdolabı gibi. Evet. Bunu taksaydık, beyaz yapsaydık bu şeye benzerdi. Buzdolapları ofis gibi olurdu. Ofis tipi yarım buzdolabına dönerdi. Küçük ev aletleri. Valla bitince göreceğiz arkadaşlar. Ama adam ciddi uğraştı. Yani ben o kadar vallahi söylüyorum. Öyle. Ciddi yani. Uğraştı yani. Dedim Serkan abi. Gel. Serkan abi dedim ben sana alayım bir tane sıfır ufak motor uğraşma bununla. Serkan sen de gel abi. Serkan uğraşma bununla dedim. Tanırsınız Serkan da roman kahramanı. Dedi ki bu bir hoş geldin abi. Hoş bulduk. Dedi ki bu benim için bir restorasyon hikayesi dedi. Amaç motor alıp binmek değil dedi. Ben bu işten keyif aldım. Bu restorasyonu yapacağım dedi. Before after'ını da gösterir mutlaka. Ondan sonra bakacağız göreceğiz. Ne renge boyattığını falan bilmiyorum granajları. Evet. Ben de bilmiyorum. Sarmış sarmalamış poşetlere, kağıtlara. Takılınca göreceğiz inşallah. Evet. Ama Nardo gri değil dedi. O yüzden kötü oldu arkadaşlar. Hiç güzel olmadı. Biz roman kahramanı Serkan da yanımızda. O da X-Max kullanıcısı. Sen de kafanda düşünceler nasıl olacak, ne edecek bir Delight için bir şeyler söyle. Sen vallahi de biliyorsun az çok ucunda. Delight'i bir ara almayı düşünmüştüm aslında. 2-3 sene önce falan. Sonradan X-Max'e döndük ama Delight güzel motor. Bir de sen böyle üzerinde bir scrambler şeyde havaları yakın olacak. Bakalım merakla bekliyoruz. Şimdi yani. Lastikleri takalım Mehmet Usta ile beraber. Aynen. Mikrofonları değiştiriyoruz. Mikrofonları çünkü sen de al mikrofonunu. Sen bu işleri tüm biliyorsun artık. Tüm selamlar. Evet sağ ol. Yorumların için teşekkürler Harun'cum. Sağ ol. Şimdi sen de başlıyoruz bu işe. Gel Serkan abi. Gel sen de yanımıza takıl abi. Lastikler anla saldık. Anlasın hangi şeydi bunlar? Böyle biraz dört şeyli mevsim. Olsun istedim. 4 mevsim. 4 mevsim. 4 mevsim lastiği. Bunlar kaçtı? 12 can. Kaç? 12 can. 12 can. Evet bunları şimdi takacağız. İsterseniz o işlemlere geçelim. Hoşçakal demek için ustalarımla beraber bir araya geldik. Yılın son günü. Bugün cumartesi ayın 31'i. Yarın güzel bir sabaha kalkacaksınız. 2023 umut dolu, sağlık, mutluluk, huzur dolu olsun inşallah hepiniz için. İnşallah. Şimdi ustalarımızdan da tek tek hoşçakal diyeceğiz.
Onlara da yönlendireceğim mikrofonu. Ustam, Orhan Ustam, ne diyorsun yılbaşı için? Yılbaşı için güzel umut dolu diyorum. Güzel günlerimiz evet, olsun. Evet. Evet. Sen Ferhat'cığım, yeni yılda inşallah sağlıklı, huzurlu bir gelecek diliyorum bütün müşterilerimize, arkadaşlarımıza. İnşallah, İnşallah. Güzel bir sene geçiririz. Yiğit'cim, sen de. Herkesin hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, İzzet Ustam gel sen. Sağlıklı, huzurlu, yıl diliyorum. Evet. İzzet Ustam, yeni yıl için umut dileklerini, sen daha çok mutlusun. Abi EYT'liyim. Emekli olacağım, yatacağım. Çalışmayacağım bundan sonra. Yok yok, çalışır. Ustam bizi bırakmaz. Gel Mehmet'im. Hoşça kal diliyoruz. Hep beraber yeni yılda hoşça kal diliyoruz. Gel. Sen de yeni yıl için dilek. Hoşça kal 2022. Hadi bakalım. Sen söylemedin. Abi 2023'te de 2024'te de bundan sonraki senelerde de hep beraber mutlu olma dileğiyle. 2022'de hep beraber olduğum ama hiçbir zaman da 2023'te bırakmayacağım kişinin yanındayım. Harun'umla beraberim. Harun'cum sen de kapanış yapalım istedim. Vallahi. Ne diyorsun yeni yıl için baba? Öncelikle Serkan abinin tüm takipçilerine selamlar, saygılar. Bir şey söyleyemiyoruz. Yani inşallah gireceğimiz yıl, bitireceğimiz yıldan iyi olur. İnşallah. Yani ülke geneli, sektör için, ekonomi için, insanlık için, her şey için umarım şiddetsiz, zulümsüz, mutlu, mesut huzur bir yıl olur. Huzur dolu, mutlaka. Valla beklentilerimizi azalttık ülke olarak. Her konuda. İnşallah iyi olur. Sağlık dileyeceğiz hepimize. Bol sürüşlü, bol gezili. Bol sürüşlü, gezili, motosikletli. Yaşamla beraber. Ondan sonra tabii sektörümüz için iyi, ülkemiz İnşallah. İçin iyi. Herkes için iyi. Bir yıl olsun. Kimsenin burnu kanamasın. Kimsenin tekerine taş değmesin. Zulüm gören kadın, çocuk, hayvan hiçbir şey görmeyelim lütfen. Yani artık dolduk, buraya geldik her konuda. Şiddetin her türlüsünü bol bol tattık. Evet. Umarım bunların hiçbirisi olmaz. Barış dolu olsun. Barış dolu. Bitkisinden hayvanına, insanına kadar her şey için, herkes için iyi bir yıl olsun. Harun ne diyorum biliyor musun? İnsanların içindeki o sevgisizliği, o kini, o nefreti, mutsuzluğu dışarıya kusturup size zulüm haline getirebilecek insanlardan uzak olsun. Umarım her şey ülkemiz içinde, dünya içinde genel olarak da, çünkü dünya da etkilenince biz de etkileniyoruz. Güzel bir enerjisi, güzel yıllar diliyoruz. Harun'la da bitiriyoruz. Harun sen bitir baba. Herkese nice mutlu, sağlıklı, kazasız, belasız, bol paralı, rahat bir yıl diliyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar bütün takipçilere.